Evet değerli izleyicilerimiz, Beyoğlu Belediyesi'nin aş evindeyiz, yemekhanesindeyiz. Ustalar birbirleriyle kavga ediyor gördüğünüz gibi. O onu itiyor, o onu itiyor. Bu kardeşimiz de dedi ki sen geçen sene bizi çektin ama dedi az yayınladın dedi. Benim ismim Halit Ersoy. 45 yıllık aşçıyım var burada benim. Bir dakika. Kaç yıllık aşçısın? 45 yıllık aşçım var dedim burada. 45 yıllık aşçıyım diyorsun zannettim. Yok. 45 yıllık aşçım var, ustam var. Kepçeyi ona bıraktım saygıdan. Evet. Ustam nasıl gidiyor? Yine beyaz altını koymuşsunuz. Gördüğüm aynen, kadarıyla. Aynen öyle. Koca tencereye beyaz altın. Kesinlikle burada kötü bir ürün yok. Şimdi Ramazan ayında tabii yemek yapmanın farklı bir manevi de havası var. Aynen öyle. Normal zamanla Ramazan arasındaki fark ne? Ya huzurlu oluyorsun. Fakir fukaraya, garip kurbağaya yardım ediyorsun. Bir nebze de olsa, bir hayır duası alıyoruz. Değerli izleyiciler, işte bu işin en güzel tarafı bu. İnşallah. Ustam ne yapıyorsun? Meslekte 45 yılı devirdin. Evet hocam. Allah'a şükür severek yapıyoruz. Yani bu iş sevgi olursa, kalple yaparsan rahat yaparsın. Sevgi olmadan bir şey yapıp hiçbir şey başaramazsın. Şehriyemizi kavuruyoruz. Daha sonra pirinç pilavımızı koyuyoruz. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buyur hocam. Bu kullanılan yağlara, şeylere bakıyorum. Abi ne kadar şeffaf, ne kadar güzel ya. Yağlarımız hepsi özü, temiz. A kalite. Aynı kalite kullanıyoruz. Ne kadar böyle kavuracağız bunu? En az 15 dakika kavuruyoruz hocam. Yani ustam diyor ki değerli izleyiciler, malı buldun mu sağa sola savurma diyorsun. Evet hocam. Pirinçle buluşmadan evvel diyorsun abi. Kavurmamız lazım ki. Evet. Kavuruyoruz diyorsun. Şehriye kendi gösterecek. Yaş 50. 45 yıllık usta diyor yaş 50. Ne yaptınız ya? 5 yaştan beri bu işi yapıyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum vallahi. Evde başladım herhalde. Evet, baba mesleği. Bir dur bakalım. Salça nasıl kesilir? Gel. Dur abi. Salçayı kessin. Kes abi. Salça nasıl kesilir görüyoruz. Aman elini kesme. Dikkat et diyoruz. A kalite salçalar değerli izleyiciler. Şimdi yemekle buluşacak. Hay maşallah. Şuraya bak. Kıpkırmızı domates. Ustam gel. Ne yapacağız? Yavaş yavaş şimdi sarı altınla beyaz altını. Gel gel yaklaş 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 yaklaş. Evet. Sarı altınla beyaz altını. Bir de ben vurayım. Çevir abi. İşlem şu anda. Evet, buluşma anı. Cozurdamaya başladı değerli dostlar. Çevir Allah çevir maşallah diyoruz. Ne kadar böyle çevireceksin usta? En az yarım saat. Yarım saat sonra pişmiş olacak. Pişmiş olacak. Suyunu vereceğiz. Suyunu vereceğim. Ondan sonra 5 dakika altını kısık bir ateşte buluşturacağız. Daha sonra planımız kendine gelecek Allah'ın izni. Şöyle geliyorum. Ustam ne yapıyorsun? Dur usta dur. Bak bak. Salça. Salçayla neyi buluşturacağız? Eti buluşturacağız. Değerli dostlar şu ete bakar mısınız ya? Etin güzelliğine bakar mısınız değerli dostlar? A kalite abi, hayvanın neresinden? Hayvanın tam sırt etinden abi. Borfile dediğimiz etten. Kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulyeyle mi buluşacak? Evet. Kuru fasulyenin eti mi? Evet evet. Hay maşallah. Bak malzemeden değerli dostlar hiç kaçılmıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin aş evinde. Başkanımız da yerinde denetliyor zaman zaman bu işi. Tabii. Doğru mu? Başkanımız da aynı yemekten yiyor tabii iftarda. Belediye başkanımız da aynı yemekten, vatandaşa evet, dağıtılan yemekten yiyor. Evet aynen yiyor abi. Yarım saat bunu böyle kavuracak mıyız? Tabii. Ver bakalım biraz da biz kavuralım. Sen şunu. Evet memleket abi. Nereydi? Memleket neresi? Çorum abi. Güzel abi, Osmancık mı? Karga abi, Osmancık'ın yamacından abi. Güzel abi, biz de orduluyuz. Neresinden Mesudiye abi? Mesudiye. Ha, Mesudiyeliydin sen değil mi? Doğru. Evet. İnsanı, mert, güzel. Abo. Bunu sen al. Usta burada ne var ya? Bu yemeğin köpüğünü alıyorum. Bu neyin abi? Fasulyenin köpüğü. Gel abi. Değerli dostlar bakar mısınız fasulyeye? Mükemmel. Kaç kilo fasulye var? 60. Ustam çeviriyor da çeviriyor maşallah. İyice böyle yavaş yavaş pilav kendine gelmeye başladı. Ne atıyoruz usta? Gel Hakan. Başımızı döndürecek hızda çalışıyorlar değerli dostlar. Nedir abi? Un abi. Yemeğin sosunu yapıyoruz. Un olmazsa olmaz mı? Olmaz abi. Lahana suyu gibi siyah düşer. Onun için yemeğe güzel parlaklık veren undur. Yani 60 kilo et. 1,5 kilo un koymuş. 1,5 kilo un. Fasulye burada. 60 kilo fasulye. 900 kişilik yemek olacak. 1,5 kilo un. Şimdi unu da böyle hafiften cozurtarak yediriyoruz efendim. Evet.
burada görevimiz pişen yemeği baskı için baskı kaplarını hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz. Evet. Memleketler abi? Kastamonu. Kastamonu neresinden abi? Ağlı ilçesi. Oo, ne güzel bir memleket abi, ne güzel bir yer abi. Yani. Beyoğlu Belediyesi'nin aşevinde çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yıllardır gelip gidiyoruz. Çocuğum memnunuz. Memnunsun abi. Memnunum. Baskı makinesi gördüğünüz gibi her şey hijyen. Beyoğlu Belediyesi'nin aşevinde ihtiyaç sahiplerine A kalite malzemeler götürüyor. Burası da şöyle yaklaş gördüğün gibi Beyoğlu Belediyesi'nin kendi tesisinde kaplanıyor. Menüde yarın ne var usta? Sebzeli kebap, fas kebap. Ya bu daha manevi duyguları var. Yani insanları açları doyuruyorsun, fakirleri doyuruyorsun. Yani evine gittiğinde ne hissediyorsun? Huzurlu hissediyorum. Akşam yastığı kafamı rahat koyuyorum yani. Evet, Beyoğlu Belediyesi'nin aşevinde hummalı bir çalışma devam ediyor. Ablacığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkürler. Siz? Vallahi sabahın saat 7'sinde, 7.30'unda çoluğu çocuğu bırakıp evet. Böylesine anlamlı ve güzel bir iş yapıyorsunuz. Buradan başlayayım. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok güzel şeyler hissediyoruz. İnsanlarımıza, ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyoruz, hazırlıyoruz. Bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Katkınız tabii ki oluyor. Siz olmasanız bir kere her şeyden evvel kadın eli değiyor. Evet. Anne eli değiyor. Aynen. Sevgimizi katarak güzel yemekler çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yerlere sıcak bir yemek gidip de iftarda açıp yiyebiliyorlarsa ne mutlu. Ulaştırabiliyorsak yani ne mutlu. Yürekten tebrik ediyoruz. Ablalarım sizlere kolay gelsin. Diyoruz. Bıçağın keskin olsun inşallah. Aynen. Ama sadece meyveyi sebzeyi kessin. Doğru mu abi? Abi hiç eli falan kestin mi bu zamana kadar? Küçükken kestim ama şimdi çok büyük kestim. Kaç yıl oldu meslekte? 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. Daha nice bir 15 yıllar, 20 yıllardır. Yolculuğumuz devam edecek. Az sonra sıcak yemekler yavaş yavaş paketlenecek. Ondan sonra da ne yapacak? Çok değerli Haydar Ali Yıldız başkanımızın görevlendirdiği ekip arkadaşlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yemeği göndereceğiz. Yemeklerini yiyecekler. Aracı olandan, vesile olandan, yapandan, dağıtandan, hepsinden Allah razı olsun. Yiyenden Allah razı olsun diyoruz. Aşevinize gittik gerçekten. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin yüz akı aşevlerinden biri. Personel de çok hijyen. Aynı zamanda da en lezzetli. Başkanın yemeyeceği, bizim yemeyeceğimiz yemeği asla göndermeyiz diyorlar. Kesinlikle. Yemekten hiçbir şikayet şu ana kadar gelmedi. Bütün en üst misafirimize de ikram edebileceğimiz kalitede yemeklerimiz çıkıyor. Dediğim gibi çok iyi bir et stoğumuz var. Dolayısıyla bu etleri vatandaşımıza ulaşacak bu yemekte değerlendiriyoruz. Ama pandemi döneminde tabii tedbirler, toplu yerlerde yemek bunlar yasaklanınca bu defa ihtiyaç sahiplerini evlerinde tespit ettik. Yemek yapma durumu olmayan, imkanı var ama ayakta duramıyor veya yatalak hastası var. Ona yani yemek yap diyemezsiniz. Yani malzeme de gösterseniz, gönderseniz yemeğini yapamayacak durumda aileler olduğunu, hemşehrilerimiz, komşularımız olduğunu gördük. Bu defa onlara sıcak yemek servisinde bulunuyoruz. Günde iki öğün. Ekiplerimiz şu anda yaklaşık 1000'in üzerinde. Ramazan'da bu artıyor. Ama ortalama yaklaşık 1000 aileye biz 850-900 yaşlı olanlar, yatalak olanlar onlara da sıcak yemek takviyesinde yardımında bulunuyoruz. İşte aile olmanın huzurunu yaşıyoruz. Büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Evlerine sıcak yemeği ulaştırıyoruz. Böylece çok yönlü gıdadan temizliğe, giyime her anlamda vatandaşımızın yanındayız. Hayırseverlerin yardımıyla, onların bağışlarıyla büyüyerek, güçlenerek yoluna devam ediyor ve sosyal belediyeciliği alnımızın akıyla gerçekleştirmenin gurur, haklı gurur içerisindeyiz. İnşallah sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.